Salam əziz izləyicilər, fikirli kanalına hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlere yine tıplik videosu ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi evdeki modemlerle bağlı insanlar çok sıkıntı yaşayır ve bunun hakkında çoklu suallar yaranır. Videonun adından da belli olduğu gibi reset atmadan tez bir şekilde modemimizin paralelini necə dəyişebiliriz? Bunun hakkında video hazırlamak istedik. Gördüğünüz kimi mən tıplik videolar, tıplik modemler üzerinden videolar çekirəm. Eğer imkan olduqca maksimum kanalımıza beğenme ve like gelsin. Yorumlar, istekler çok olduqca farklı modeller için tıplik videoları çekeceğim. İlk önce ne eləmək lazımdır? Komputerinizde internet browserinizi açırsınız ve adres yerine her zamanki gösterdiğim kimi 192.168.1.1 adresini yazırsınız. Bu şekilde. Bu dediğim kimi modemlerin üzerinde yazılır. Sizde 192.168.1.2 de olabilir. Mende 192.168.1.1'dir. Çok vaxtı bu belə olur dostlar. 192.168.1.1 yazdıkta Enter düyməsinə basırsınız. Gördüğünüz kimi sizde de belə bir modemin arayüzü gelecek. Yani bunu yazdıkta sizde de belə çıxacaq. Modemi reset atmaq ihtiyacı yoxdur. Yani reset attıktan sonra bunu etmeye ihtiyacı yoxdur. Wi-Fi'nizi koşulu bir şekilde edə bilərsiniz. Bunu telefondan da edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. İstifadəçi adına admin ve yine admin. Bunu diğer o biri videolarımda da göstermişim. Tıplink'a ait çektiğim videolarda admin. Modemin üzerinde de yazılır. Çox modemlerde de admin olur. Tıplik modemlerde söhbət gedir. Giriş etdikdə belə bir bölmə gələcək. Burada ne eləməlisiniz? Interface setup'a bir kere klik edirsiniz. Daha sonra wireless'a bir kere klik edirsiniz. Yani bu Wi-Fi anlamına gelir. Mende İngilizcədir. Wireless'a klik edirsiniz. Gördüğünüz gibi belə bir bölmə gələcək. Baxın burada aşağıda Pro Secret Key adında bir bölmə var. Bu ise sizin yazdığınız parol olacaq. Mən burada 1'den 9'a kimi, yəni 0'a kimi yazmışam. Burada istədiyiniz parol yaza bilərsiniz. Misal üçün mən bir dənə parol qeyd edeyim. Fərqi yoxdur. Mesela test yazacağım 1, 2, 3, 4, 5. Belə bir parol yaz. Ya da 6, 7, 8, 9. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adlı bir parol yazdım. Buna el vurmanıza gerek yoktur. Ama eğer sizde böyle burada takip ya IS yazılan bir bölümdense bunu takip IS edin. Çünkü bu FPS açılanına gerek getirebilir. Bunu ettikten sonra aşağı düşürsünüz. Gördüğünüz gibi burada iki tane buton var. Burada save edirsiniz. Sadece bir save ettikten sonra artık parolunuz değişmiş olacak. Yani kenar şəxslərdən kimsə Wi-Fi'nizi qoşulmaq istedikdə sizin burada parolunuzu yazmaq məcburiyyətində qalacaq. Baxın save ettikten sonra baxın gördüğünüz gibi Wi-Fi'mle bağlantı əlaqəm kəsildi. Görürsünüz. İndi isə baxın yeniden qoşulmaq istedikdə baxın gördüğünüz gibi bu şəkildədir. Bunu unuturam. Baxın bu şekilde de təzdən bağlamaq istedikdə məndən parol soruşacaq. Gördüğünüz kimi. Gördüğünüz kimi yani burada yazdığım parolu yazıram. Baxın test 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ha, bu şekilde yazdıktan sonra Wi-Fi'mize artık bağlanmış olacak. Yani orada ne yazırsınızsa o Wi-Fi'ye koşulmuş olacak. Eğer parolunuzu burada mesela orada yazdığınız kimi səhv yazsanız veya da qeyd etsəniz. Ha, bu anlamda bu aşamada modemize reset atabilirsiniz. Yox, eğer düzgün yazsanız koşulacak. Mende biraz gez koşulur. Komputerde problem var. Onun için siz de parolunuzu yazdıktan sonra normal şekilde yani telefonda olsun, komputerde olsun bu şekilde koşulacak. Bakın gördüğünüz gibi koşuldu artık. Bağlantı. Yani parolunuz bu şekilde. Yine de değişmek isteseniz yine 192.168 saytına daxil olursunuz. Bu sefer o parola soruşmamış girecek. Bu yaxşı şeydi. Yine de interface setup'a basıp wireless'dan yine değişebilirsiniz bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi buradadır.
Dediğim ki bunu yani burada səhv yazsanız, unutsanız yazdığınız parolu, unutsanız yeniden ama o şekilde modemi reset atmak məcburiyyətində qalacaqsınız. Çünkü qoşula bilməyəcəksiniz parolunuzu bilmədikdə.